önceki bölümün özeti. Bugün okulun ilk günü. Kuzenim okula gidiyor. Biri kuzenimin adını mı dedi? Günaydın Mia. Aynı lisedeyiz bundan sonra. Mia kibar falan değil. Sen ne yaptığını zannediyorsun Elmas? Ne? Benim popüler olduğumu duydun ve bunu çok kıskandın değil mi Elmas? Sen neden bahsediyorsun? Bir miniş bu kadar kötü olabilir mi ya? Ben sana söylemiştim. Buralarda en yakın cilt bakımı nerede biliyor musun? Pekala, başlayabiliriz. Elmas, bu sen misin? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Siz üç zorbayı alt üst edip en yukarı ben çıkacağım. Bu savaş demek. Evet çocuklar, bugünün konusu da bu kadar. Bu arada dün yaptığınız sınavları okudum ve sonuçlar beni şaşırttı. Çok mu kötü almışız öğretmenim? Hayır, ama aranızdan sadece bir kişi 100 almış. O kişi de okula yeni geldi. Hoca senden bahsediyor Elmas. Ne? Gerçekten mi? Elmas'cığım, sınavdan 100 alan kişi sensin. Açıkçası beni şaşırttın. Demek ki Türkçen çok iyi. Teşekkür ederim öğretmenim. Mutlu oldum 100 aldığıma. Vav. Hem güzel hem de akıllı. Ne? Yarın hepinizin sonuçlarını açıklarım. Zil çalıyor. Çıkabilirsiniz çocuklar. Elmas, sen gerçekten bir harikasın. Ezik. Yeni kız tam bir inek çıktı. Hadi çıkalım Mia. Evet. Mia bir bakar mısın? Senle bir özel konuşabilir miyiz? Peki. Ben koridorda seni bekliyorum. Öğretmenim, benimle ne konuşacaktınız? Mia, sen sınavlara çalışıyorsun değil mi? Evet. Bu son sınavdan 58 almışsın. Bu gidişle sınıfta kalacaksın. Biraz daha fazla çalışman lazım. Bir önceki sınavımdan 72 ile geçmiştim öğretmenim. Sınıfta kalmam herhalde. Evet, ama bu seferki sonucun 58. Yani bu ortalamanı düşürüyor. Neyse, tamam, daha fazla çalışırım. İstiyorsan sana yardımcı olacak birini bulabiliriz sınıfta. Ne? Asla olmaz. Tamam, çalışırım dedim öğretmenim. Mia'nın yüz ifadesini gördün mü? Yüz aldığını duyunca kıskançlıktan çatlıyordu. Gerçekten mi? Affedersin. Kurdelen çok güzel gözüküyor da nereden aldığını soracaktım. Bu arada çok güzelsin. Teşekkür ederim. Sen de çok güzelsin. Yakınlarda bir butik var, oradan aldım. Tamam, teşekkür ederim. Herkes sana bayılıyor artık Elmas. Geldin. Nerede kaldın ya? Öğretmen ne dedi sana? Yoksa sana öğretmenler odasının anahtarını mı verdi? Ne alaka ya? Ya olabilir. Oraya öğrencilerin girmesi yasak. Ya ne dediyse ne dedi. Onu boş verin de. Benim sizinle daha önemli bir şey konuşmam lazım. Dinliyoruz. Numaranı alabilir miyim diye soracaktım. Bütün okul hiç güzel kız görmemiş gibi onunla ilgileniyor. Elena, bir sussana sen. Ne konuşacaksın bizimle? Hadi söyle. Şu kızı ortadan yok etmemiz lazım. Ne? Ben Miniş Balon'u öldüremem. Sen neden bahsediyorsun? Öldürmekten bahsetmiyor Elena herhalde. Nasıl yok edeceğiz? Onu bir şekilde rezil etmemiz lazım. Neredeyse bizim kadar popüler olmak üzere. İşte o yüzden bir şekilde rezil etmemiz lazım onu ki bir daha kimse onun yüzüne bakmasın. Tüylerini nerede kestiriyorsun? Öyle bir şey yapacağız ki kimse onu bir daha güzel bulmayacak. Ona bakınca gülsünler. Aynen. Kendini bir şey zannediyor zaten. Bu okulun en güzeli ve en önemlisi ve en popüleri benim. Yani biziz. Bizden daha popüler olmasına izin veremeyiz. Bir an önce bir şeyler yapmamız lazım. Şimdiden herkes onunla konuşmak istiyor. Ne yapabiliriz ki? Biraz düşünmemiz lazım. Bu arada seninki gelmiş bugün okula. Ne? Robin gelmiş mi okula? Evet, sabah okula girerken gördüm. Benim gidip onu bulmam lazım.
Planı olan var mı? Buldum. Biraz sessiz olsana Elena. Ay affedersiniz, bir an heyecanlandım. Anlat. Elması nasıl rezil edebileceğimizi buldum. Yere muz kabuğu koyacağız. Ne? İşte yere muz kabuğu koyacağız ve herkesin önünde düşecek. Bir rezil olacak. Önündeki muz kabuğunu görmeyecek mi zannediyorsun Elena? Çizgi film mi bu? Ben de bir an çok iyi plan bulduğunu zannettim. Ya ne bileyim, bana iyi bir plan gibi gelmişti. Sen sus Elena, yoksa elimde kalacaksın. Aslında benim aklımda bir şey var ama iyi olur mu bilmiyorum. Anlat. Bakın şimdi. Niye numaranı vermedin kimseye? Ne bileyim, hiçbirini gözün tutmadı. Artık bütün erkekler Mia yerine senden hoşlanıyor. Mia'dan gerçekten hoşlanıyorlar mıydı ya? Kendisi kadar kötü bir minişi yok şu dünyada. Bazı erkeklerin hoşuna gidiyordu herhalde ezilmek. Herhalde. Şimdi farklı dersimiz var. Keşke bütün sınıflarımız aynı olsa. Evet ya. Neyse. Öğlen yemeğinde görüşürüz. Görüşürüz kanka. Neyse. Ben de sınıfa gideyim. Bu koridorda hep bomboş. Affedersiniz. Pardon. Sorun değil. Bir dakika. Ben seni hiç görmedim bu okulda. Ben yeni öğrenciyim. Adım Elmas. Allah Allah. Yılın ortasında yeni öğrenci, he? Benim adım da Robin. Tanıştığımıza kutlu oldum. Mutlu oldum. Tanıştığımıza kutlu oldun mu dedin? Komikmiş. Ne kadar yakışıklı bir miniş. Robin'le tanıştın herhalde. Ne istiyorsun Mia? Robin'den uzak dur. Sana mı soracağım be? Evet, bana soracaksın. Çünkü bu okulu ben yönetiyorum. Burası babanın çiftliği mi? Allah'ım yarabbim. Hayır, ama bu okulda ben ne dersem o geçer. Bunun artık bitme zamanı geldi. Hiçbir zaman ben olamayacaksın. Bunu biliyorsun değil mi? Ben niye sen olmak isteyeyim be? Sen iyice kendini bir şey zannetmeye başlamışsın. Sen olmak istemiyorum ben. Peki o zaman ne olmaya çalışıyorsun? Kendim olmaya çalışıyorum Mia. Senin gibi olmamaya çalışıyorum. Çünkü sen olmak hiçbir zaman istemem ben. Anladın mı? Kızım sen hep eziksin. Ne kadar güzelleşirsen güzelleş. Hayır canım, ben ezik falan değilim. Kendimle mutluyum. Senin gibi minişleri ezmiyorum mutlu olmak için. Peki, hadi bay bay. Robin'den de uzak dur dediğim gibi. Bay bay. Aptal. Onlar neye gülüyor ya? Öğretmenim, lavaboya gidebilir miyim? Herkese bugün bir şeyler oluyor ya. Bakar mısın? Arkandaki yazı yeni bir trend mi? Anlamadım. Ne yazısı? Peki bir trendse neden arkana kötü bir şey yazdın anlamadım. Neyse, görüşürüz. Neden bahsediyor bu ya? Ne yazısı? Arkamdaki yazı mı? Arkamda kimse yok. Affedersin Mia. Çekil. Samimi mi? Ne alaka ya? Ne oluyor ya? Benimkinde herhalde yakışıklı yazıyor. Seninkinde ne yazıyor? Güçlü. Yok artık. Mia? Çok kötü, üstümüze patladı. Prenses. Bir şey diyeceğim ama sinirlenme. Ne? Herkes kafalarının arkasına bir şeyler yazmaya başlamış. Elmas'tan görmüş olmalılar. Ama onunkinde ezik yazıyordu. Minişler anlamadı mı onunla dalga geçirdiğini? Evet, ben de anlarlar zannettim. Şunlara bak ya.
Benimkinde ünlü yazıyor. Çünkü ünlü olmak istiyorum. Ya biz bu elması nasıl rezil edeceğiz ya? Ah, bilmiyorum. Kızlar, yeni trendi gördünüz mü? Ne trendi ya? Kağıdın üstüne ne olduğumuzu yazıyoruz. Ben star yazdım çünkü ben bir starım. Elena, sen tam bir aptalsın, biliyorsun bunu değil mi? Tam bir aptalsın. Ah. Ne yaptım yine ya? Bu trend elmas yüzünden başladı. Onun arkasına ezik yazdık ya. Ne? Gerçekten mi? Baksana kız, yeni trend bile başlatıyor. Mia iyice sinirlenmeye başladı. Kötü bir şey yapacak diye korkuyorum. Ona rakip biri geldi. Hem de kendi kuzeni. Ah, arkamdaki kızlar bütün ders güldü. Acaba yüzümde bir şey mi var? Aa, yeni kız. Arkasındaki yazı da ne öyle ya? Ezik. Biliyor mu ki acaba? Selam. Merhaba Robin. Sanırım seninle dalga geçmek için arkana bir şey yazmış biri. Anlamadım. Arkanı dön. Bir küstah şu kağıdı yapıştırmış arkana. Ah, ezik yazıyor üstünde. Bunu ben nasıl göremedim? Nasıl görebilirdin ki? Arkandaydı sonuçta. Biri seni kıskanmış herhalde. Çok güzel olduğun için. Ne? Teşekkür ederim. Yani kağıdı çıkardığın için. Görüşürüz. Ne karizmatik çocuk ya. Ben bunun kimin yaptığını biliyorum ama. Gidip hesap sorayım. Nerede kaldı elmas ya? Beslenmemi açacağım ama onu bekliyorum. Kekimi yemek için çok heyecanlıyım. Gerçekten güzel gözüküyor. Mia nerede kaldı ya? Aa, geliyor. Ben bu kızı öldürürüm. Kanka sakin ol, biri duyacak. Ne oldu? Ne oldu mu prenses? Ne oldu mu? Şu gıcık elmas Robin'le flörtleşiyor. Senin Robin mi, başka bir Robin mi? Sadece bir tane Robin var Elena. O da benim hoşlandığım oğlan. Nasıl flörtleşir ya? Sana gıcıklık olsun diye mi yapıyor? Kesin evet. Zaten küçüklüğümüzden beri beni hep kıskanıyordu. Benim olan her şey onun da olsun istiyor. O yüzden Robin'le flörtleşiyordu. Robin de o kızda ne görüyor ki? Hem akıllı, hem güzel, hem gözleri mavi diye beğeniyor herhalde. Elena sus, gerçekten seni geberteceğim yoksa. Mia! Demek sen geldin. Ben sana demedim mi Robin'den uzak duracaksın diye? Ne Robin'i be? Ben bundan bahsediyorum. Bu ne? Aa, elmas gelmiş. Ha, o yazı mı arkana yapıştırdığımız? Ne oldu? Gücüne mi gitti? Mia, sen nasıl bir psikopatsın ya? Gerçekten. Bana psikopat diyene bak. Benim gibi olmak için elinden geleni yapıyorsun be. Kuaföre kadar gitmişsin tüylerini kestirmek için. Ben sana neden benzemek isteyeyim be? Senin gibi küstah, kendini beğenmiş ve gıcık birine niye benzemek isteyeyim? Ne oluyor orada ya? Mia ile elmas birbirine niye bağırıyor? Sen kimsin de bu lafları bana söylüyorsun? Asıl sen kimsin be? Herhalde bu kadar kötüsün diye baban sizi terk etti. Ne? Baban sizi terk mi etti mi ya? Yeter be, sus! Ben. Kekimiz kabardı.